Selam diyelim 1 Temmuz 1993 İstanbul Kasımpaşa Askeri Hastanesi ilçe olarak Beyoğlu doğumluyum Sivrihisar Gedik Mahallesi Kütük 2300. yıldan itibaren Akli Balık Beşiktaş izliyorum. Anlayarak izliyorum yani ondan önce çocuk Amokaci'yi falan çocuk böyle çocuk kahraman basa gibi bir şey hatırlıyorum yani Amokachi'dir bilmem nedir. 2003'ten itibaren baya böyle baya baya hatırlıyorum. Yani çok şey yaşadık. Teleteksten 80 gördüm ben. Sabah uyandım. Gece izletmedi babam. Yani bir, bir belli bir golden sonra izletmedi. Hangi golden sonra izletmediğini hatırlamıyorum da sabah uyandım. Teletekse girdim. 8 gördüm. 4 gördüm. Jaja Rusya'dan vurdu. Ukrayna'da girdi topa kaleye. Metalis Karkiv sayısız rezil maç izlemişimdir yani. Sayısız rezalet gördüm. Kulüp kapısının önünde haciz kamyonu gördüm. Yani baya baya kulübün önüne iki tane kamyon koydular. Dediler ki ne var ne yok alalım gidelim. Kiev'den altı gördüm. Türlü rezillikler yaşadık. hepsini iyi kaldırırım. Yani rezillikleri kaldırma konusunda da iyiyimdir. Yani rezillik aşım vurulu. Çocukluktan vurmuşuz rezillik açısını. Yani rezilliklere karşı temkinliyimdir. Rezilliklere hazırımdır. Bugün için şunu söyleyeyim. Bugün benim aşı etki etmedi. Bugün benim aşı hakikaten bitti Penaltı Son pozisyon Bir puan alacağız Yanlış mı anladım pozisyon acaba Penaltı oluyor Beşiktaş penaltı kullanıyor idrak de edemedim Adama diyorlar ki son müdahaleyi yapacaksın atacaksın Dönüşü yok kayıyor ve topa iki kere dokunuyor. Penaltı iptal oluyor ve Beşiktaş mağlup oluyor. İnanılmaz. Diyecek hiçbir şey yok. diyecek hiçbir şey yok Daha diyecek çok şey var diyeceğiz zaten de kafayı toparlayamadım yani kafayı toparladığım anda diyeceğim merak etmeyin bu Beşiktaş tarihindeki en acayip akşamlardan biri ya bu öyle bir şey yani ne diyeyim beyler? Ya çok şeye de uğradım yani. Sürmenaj da oldum. Sinirlenemiyorum mesela. Yani sinir gel gelmiyor içime. Çok acayip. Yani diyecek çok şey var ama Bakalım Umut Ali var burada ne diyorsunuz? Ben tam yaşadığım şeyi de anlamadım. Ben bir yüzüme kayıp geldim abi. Herkese selamlar. Ne olduğunu idrak etme açısından. Yok hala düşünüyorum. Bir anlam veremiyorum şu an yaşanan şeye. Selamlar herkese. Ben de şakaya vurarak yüzleşiyorum durumla. Ya. Bir süredir. Senin ses yine çok kötü. Biraz daha Artık mikrofona daha yaklaş. Aynen şu an iyi. Hallet. Abi hikayeyi azıcık eksik anlattım bu arada. Kalecimiz penaltı aldı son pozisyonda. Orayı da atla atladım. Mert Gülok aldı penaltıyı he. Valla ben... Hasan Arat'a bir haber vereyim. Hasan Arat bu akşam bu herifle vedalaşmazsa... ...bir seneye Hasan Arat'la vedalaşırız. Net gözüküyor. Bu... ...son... ...aşağı yukarı takribi 22 profesyonel futbol maçında... Yani 22 profes son 22 profesyonel futbol maçında 2 galibiyeti olan Sergen Yalçın'a 23. de 3. Üç, üçüncü galibiyeti aldırıyor. Antalya Spor'un son 9 golü ilk yarılarda. İkinci yarılarda gol yok. Her maçın ikinci yarısı olabildiğine düşüyor. İkinci yarıya golle başlıyorsun. 40 yani 2 2 1 git başlıyorsun ikinci yarıya. Ve skoru 2-2 yapacak golü sana kaleci Mert Günok kornere çıkıp alıyor. Sonra sen yok yapma diyorsun da. Bu akşam vedalaşılmazsa bu akşam bir seneye çok başka vedalaşılacak. Açıkça söyleyelim abi Emre Koca da ya da kimse artık gelir %60'la vurur kongreyi geçer. Tabii canım o Humeini gibi bir dönüş geliyor da. Humeini'mizi bir dönüş geliyor o ekipten. Bu Denecek bir şey bulamıyorum. Sevih neden vurmadı? Benim kafamda o soru var aslında. talep etmiyor anladığım kadarıyla. Geçen maçta da çok talep etmedi. Meşhur Ambu ha? He? <laughs> ya ilk hedefsiz bir sezonda yaşadık bu rezaleti ya. Ben biraz ona yormak istiyorum bu olayı. İşte son hedefli sezonu ne zaman yaşadı ki? Ne zaman yaşayacak gibi de. Ben de onu diyeyim sana. Ben Aa, size başka şey. bir ben size başka bir haberle geleyim. Son 10 maçında bir galibiyet falan alan Antalya Spor'la Beşiktaş'ın arasında 5 puan var. Dördüncü de, dördüncü de bitiremeyebilir. Dört mü? Dördü hemen al lan. Antalya 7. şu an. Öyle diyeyim. 4'ü hemen al. Manyak. Kasımpaşa 43, Beşiktaş 46. 4'ü hemen al. 4, bir yerlerde 4 için bir başvuru yapılıyorsa azan onu hemen yapsın. Da sabahtan gitsin sırada beklesin biraz at. Tabii tabii. Için. Geçen sene Ahmet Nur Çebi Federasyon Başkanı'na ee, böyle camiayı konsolide etmek için dışarıdan şey diyor işte Atay maçımızın puanlarını verin bize falan filan çekiyor. Federasyon başkanından da lig bitmeden ligin bitmesine 3-4 hafta kala üçüncülük parasını istiyor. Diyor ki bu üçüncülük gelirlerini ver bize diyor. Eğer öyle bir durum varsa Hasan Arat hemen gidip dördüncülük parasını alsın. Sonra borçlu çıkarız vallahi. Yani biz borçlu çıkalım bari. Da beşincilik parasını isteyelim abi hatta. Valla ben dördüncülük parasını alabiliyorsa hemen alsın diyorum Hasan Arat. Diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Bu bu da yaşandı işte. Bu da varmış. İyi ki bu sene yaşandı. Arkasındayım bu fikrimin. Abi en son Harry yaşamış galiba böyle bir şey Tottenham'dayken. Ee, Leicester'da oynarken Mahrez'in başına geliyor. Hakem en direkt, ser, en direkt serbest vuruş veriyor diğer takım lehine. Ee, yani hakemin verdiği karar doğru yani. Üf, i̇nanılmaz. Maçı bitirdi canım zaten. Maçın son pozisyonu zaten. Tabii canım. 97-98 sezonunda Beşiktaş 12 mağlubiyet alıyor. Tüm sezon. Hı, hı En çok mağlubiyet aldığı sezon o. Ve Beşiktaş şu an ligin bitmesine 8 hafta kala 12 mağlubiyette. Kadıköy'e gidecek. Kadıköy'e gitmesine de gerek yok. Yani maç oynamaya devam edecek. Yani yenilecek. İlla ben sana da be soruyorum. Yüzde kaçını çeviye yazayım, yüzde kaçını sana yazayım? Kaçını çeviye yazayım, kaçını sana yazayım? Fikrinde bu konuda şu an peki? Yüzdeye ya 75'e 25 ama 25'inde siz var sen de sen varsın yani. Sercan Dikme Beşiktaş teknik direktör arayışına başladığını söyleyebilirim demiş. Ya aramadıysa ben başka bir şey söyleyeyim. Geçmiş olsun Beşiktaş. Şekli bir görüş var bende dedi. Yani geçmiş olsun Hasan Arat, geçmiş olsun Beşiktaş. Beşiktaş seneye de yarışamaz arkadaşlar. Ben buradan söylüyorum. Beşiktaş sportif direktör arıyor mu? Bak Hasan Arat'a yine soruyorum. Svenson alan adamla mı devam? Transfer işlerini. Svenson alan adamla mı devam? diyecek bir şey yok. İnanılmaz işler oluyor. Beşiktaş'ın Ocak ayında getirdiği Muçi. Sağda yeterince beslendiğini düşünüyor musun? Demişler. Buna ne cevap verebilirim bilmiyorum. Beslenmiyorum demek. Gol atmak için farklı yollar denememiz gerekiyor. Hem ucumda hem savunmada farklı şeyler denemeliyiz. Ya bu çocuk diyemez ben diyeyim. Bizim hocadan hiçbir şey olmaz diyor. Hiçbir ee, şeye şey olmaz bizim hoca diyor. Ben dizi öyle, öyle tercüme edeyim. Ya Beşiktaş'ta bir santrifor var. Beşiktaş'ta bir santrifor var. Beşiktaş'ın 11'ini on biri, on eğer Beşiktaş'ın 11'ini erken öğreneyim. Rakip teknik direktör olayım. Bir stoper az çıkartırım. Yani Cenk Tosun oynuyorsa bir stoper az çıkartırım. Gerek yok. Orta sahaya bir adam daha koy. Tek stoperle oyna. Çünkü ikinci stoperin o. Ya pozisyona giriyorsun. Offside'da can Iraş. Eller böyle böyle pas istiyor. Ya offside'dasın. O ilk yarı Amarty'e çıkardığı top. 2 metre offside. Öyle bir pas ki. Yani... Beşiktaş'ın hücumdaki bütün aksiyonlarını bozan adam. E zaten yetiyor abi. Yani başka bir savunmacılığa gerek yok. Bakın abi, söylüyorum. Abi. Cenk Tosun'un sözleşme uzatıldığı dakika bir diğer başkan adayı için geceli gündüzü çalışacağım. Çünkü demek ki siz Beşiktaş'ın düşmanısınız. De size de gerek yok bu camiada. Uzatıldığı gün bu çalışmalara başlayacağım gönüllü. Öbür başkan adayı büyük ihtimal para dağıtacak yapacak bu işi bir sene boyunca ama ben gönüllü yapacağım. Benim kimsenin parasına ihtiyacım yok. Yani bu Cenk Tosun'a sözleşme uzatmak Beşiktaş'a düşmanlık. Eğer ben böyle bir şey gördüğüm an bunun bildirimini gözlerimle gördüğüm an karşı tarafa çalışmaya başlarım. Gece gündüz sabah akşam bedava. Çünkü Beşiktaş'a düşmanlık. Ben Beşiktaş'a düşman bir adamı koruyamam, kollayamam. Yanında duramam, destek olamam. Ya her pozisyonu nasıl mahvedebilirsin ya? Golcüymüş bu. Gol atamayınca hırs yapıyormuş. Hırs yapınca da şey oluyormuş. İşte böyle geriliyormuş işte topta. Ya 20 yaşındaki çocuk bir el kol yapıyorsun azarlıyorsun sen kimsin ya? Sen kendini ne sanıyorsun ya? Senin koluna kaptanlık bandını Beşiktaş yokluktan geçirdi sen kimsin ne oluyorsun ya? Beşiktaş Everton'la anlaşmadan gidip İngiltere'de fotoğraf verip Beşiktaş'ın pazarlık maşasında elini düşüren adamsın sen ya. 20 yaşındaki çocuk 50 bir tane yerden teklif olmasına rağmen boş kağıda imza attı sen kimsin de bu çocuğa el kol yapıyorsun ya. Bak bir çocuk geçen sene de yayınları izleyen biri demiş ki geçen yıl gol atarken de bir lafım vardı. Cenk gol atana kadar oyunu sabote ediyor. Gol attıktan sonra iyi oynuyor. Abicim gol atana kadar oyunu sabote ediyor. Her atakta yanlış yapıyor. Her atakta yanlışa gidiyor. Her atakta yanlışa gidiyor. Her atakta yanlış seçime gidiyor. Ya göz görüyor bunu ya. Bunu kenarda oturttuğun hoca diye tuttuğun adam göremiyorsa onunla da devam et. Bak söylüyorum. Beşiktaş'ın iyi bir hoca getirdiğine ne zaman e, ikna olurum biliyor musunuz? Cenk'i oynatmaz. O hiç oynatmaz. Abi. Derim yılan bir toptan anlıyor herif ya. Hakikaten anlıyor derim ya. ya benim turnu solüm o. Ya çünkü görüyorsun ya. Hani göz görüyor ya. Göz görüyor. İki tane göz vermiş. Allah görüyor gözler ya bunu oynatmayan adama iyi hoca derim ben. Mustafa Hekimoğlu'nu oynat. Muleka'yı oynat. Muleka bugün kötü müydü? Gayet hareketliydi. Muleka C şey Raşika Se Semih çık. Ne kaybedersin? Mustafa Hekimoğlu Semih Raşika çık. Muçi Raşika Semih çık. 50 tane opsiyon söylüyorum. Cenk'in oynamasını millet hala kimi oynatacak diye savunuyor. Ya Cenk'i oynatmayacak işte ya 10 kişi çıksın. Ya zarar veriyor Beşiktaş'a. Beşiktaş'a zarar veriyor ya. Koli açıklamalar deniyor. Gelince gör şey yaparım. Gelince bakarız yani ne diyeyim ki ya. Of, of. Sen bekliyor musun bir ayrılık bugün? Ben bugün bir ayrılık beklemiyorum. Hmm. Ben kısa vadede de bir ayrılık beklemiyorum. Ya yani kupa maçına büyük ihtimal çıkar bu herif. Yani kupadan sonra belki vedalaşırlar. Kaç maçı kaldı Beşiktaş'ın ligde? 8 mi? Çıks. Sezonu tamamlar ya ben. Yani Tamamlası. Çok büyük dert değil bence. Beşiktaş teknik direktör arıyorsa bak hoca orada duruyor. Bedava. İlişkilerimiz iyiydi. Kuvvetliydik. Getirelim Mourinho'yu. İlişkilerimiz iyi değil miydi? Bu arada Beşiktaş yeni getireceği hocayı asla sezon ortasında getirmemeli. yani Serdar Topraktepe falan götürür bu takımı sonuna kadar. Bu takım bu takımla artık bu takım yazı görmeli. Ama önünüzde 3 ay var. Nisan, Mayıs, Haziran. 3 ay içerisinde hem bir profesyonel gerçekten düzgün bir sportif direktöre düzgün bir teknik direktöre anlaşabilmek için 3 ay çok fazla bir süre. Ben Santos'un da düzgün bir insansa eğer yani bu başkanın anlattığı kadar yöneticilerin anlattığı kadar düzgün bir insansa bugün bırakıp görevi Serdar Topraktepe'ye teslim edeceğini düşünüyorum. Ama böyle hani umudum var mı diyorsan yok ama böyle bir adamsa zaten bırakır ben bu işi yapamadım der. Beşiktaş önümüzdeki sene Guardiola'yı bile getirirse şu an getirmemeli. Serdar Toprak deve devam abi. Serdar Toprak tepe devam etsin. Bundan ne olacak ya? Santos'un da belki yazın gelse kredisi daha fazla olurdu. Yapabilecekleri daha fazla olurdu. İmkanlar daha fazla olurdu. Bu takım ya emanetçi hocaları sayma. Şenol Güneş ve Santos bu sene Beşiktaş'ın iki tane hocası vardı. Diğerleri emaneten, idareten durdular. Okey. Bu takımın üçüncü bir hocaya ihtiyacı yok bu sezon. Millet 6 falan sayıyor da yok 72 3 Yani üç maç duran o durmuş, iki maç o durmuş. Adama demişsin ki ya hocamız yok 2 maç şurada durur musun? Durmuş. Bu sene Beşiktaş 17. hocasıyla çalışacak. Ya bu sene Beşiktaş 2. hocası şu an çalışıyor. 50. hocasıyla falan çalışmıyor. Beşiktaş'a gelecek adam sene başı gelmeli. Haziran 1'de Nevzat Demir'e girmeli. Haziran 1'de Nevzat Demir'in anahtarı hocasına teslim edilmeli. Sportif direktörü Haziran 1'de değil. Sportif direktörü Nisan 1'de işbaşı yapmalı. Teknik direktörü 1 Haziran bir değişbaşı yapmalı. Bu, bu takımın önce sportif direktörü, sportif bir akla ihtiyacı var. Bu takımın yeniden bir terziye ihtiyacı var. Anlamsız bir kumaş yığınının içinde hapsolmuş bir takım bu. Bu takımla bir terzi bulursanız belki iki bir şey çıkarır. Terzi sportif direktördür. Teknik direktörle tek başına hiçbir şey olmaz. Samet Aybaba'dan Feyyaz Uçar'dan hiçbir şey olmaz. Sayın Hasan Arat Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar öğretecek lafı zırvadır. Beşiktaş'ı Beşiktaşlar niye yönetsin? Zırva bir laf. Kime inandırdı ya bu lafı? Ben çok saçma buluyorum bu lafı. Beşiktaş'ı niye Beşiktaşlar yönetsin? Beşiktaş 2015-2016'da şampiyon olurken o takımındaki parlayan gençleri getiren adam Fenerbahçeli Önder Özen oynatan adam Trabzonsporlu Şenol Güneş'ti. Beşiktaş'ı niye Beşiktaşlar yönetsin? Beşiktaşlar hangi Beşiktaş'tan fayda görmüş hayatında da Sergen Yalçın'ın 2021'i dışında bir daha görsün bir fayda. Bu saçmalığı, bu zırva izi kim anlattı da Beşiktaş'ı Beşiktaş'tan yönetsin diye sen Samet Aybaba'yı, Feyyaz'ı falan sardınız başımıza. Bunların hemen yol verilmesi lazım. Bunları hemen gönderin. Bunlarla olacak iş değil. Beşiktaş'ın bir futbol mühendisine ihtiyacı var. Feyyaz Uçar dediğiniz adam Van Spor, Gun Spor, hepsinde batırmış kötü bir teknik direktör. Samet Aybaba dediğiniz adam iki Anadolu kulübüne gittiyse bir tanesini düşüren, batıran zamanı geçmiş eski bir teknik direktör. Bunlar bunun fazlası değil. Beşiktaşlı romantizmine gerek yok. Beşiktaş'ın bunlara ihtiyacı yok. Bunlar nerede bir futbol aklı koymuşlar ki hayatlarında bugün Beşiktaş'a futbol aklı oluyorlar. 50 tane holdingde yöneticilik yapmışsınız. Hangi holdinginizde Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar kadar donanımsız iki atama yaptınız? İşte mesela Koç Holding'in evladı bunlar. Boyner'in evladı bunlar diye atama yaptınız mı hayatınızın herhangi bir yerinde? Boyner'in... Aslan gibi Feyyaz'ı var diye bir atama yaptınız mı bir hayatınızın bir yerinde? Bu oynar grubunda çalışan başka bir pozisyonda çalışan birini bambaşka bir pozisyona getirdiniz mi mesela? Bu adamlardan kurtulun. Doğru düzgün bir sportif direktör getirin. Ali Koç 5 beş senedir Beşik Fenerbahçe'nin hoca başkanı olarak yok Emre Belezoğlu, Gemre Belezoğlu, o bu şu saçma sapan 50 bin tane adamı futbol aklı belleyip batırdı. İlk kez hayatında mutlu. Fenerbahçe başkanlığı süresinde hani tam da mutlu değil de umutlu. Mario Branco sayesinde. Ma Fenerbahçe'nin evladı mı? Nerede görmüş hayatında Fenerbahçe'yi? Haritada gösteremez. Bırakın bu evladı güvladı işlerini. Bu Samet Aybaba'dan kurtulun. Teknik direktör seçimini bile yapmayın. Yüksek CV'li Fernando Santos'u getirdiniz Beşiktaş'a olur bu diye. Olmadı. Gizli demek ki siz de bu işlerden anlamıyorsunuz. Bir sportif direktör bulun. Sportif direktör kendisinin çalışabileceği, beraber iş yapabileceği bir adam getirsin. Beşiktaş 2015'i özlüyor. Beşiktaş 2016'yı özlüyor. Beşiktaş 2017'yi özlüyor. 2014'te Önder Özen'in Bilic'in kulağına Tolga Zengin'i aldık dediği andaki heyecanı, iş aşkı, çabasını de bulamazsanız 2016'yı görürsünüz. 2017'yi görürsünüz. Eller cepte benim şu an. Tahmin edin ama nasıl göreceğiniz işte. 2014'ü görmeyen 2016'yı göremez. 2014 lazım sana. ...2014'de Beşiktaş TV'de bir video yayına giriyor. Açın o videoyu izleyin. Beşiktaş yerli topçularını... ...at çiftliğine götürüyor. 3-4 tane yerli topçusunu. Gökhan Töre falan da var. Orada bir at eğitmeniyle muhabbet ediyorlar. Orada Önder Özen diyor ki işte bu Gökhan Tören'in falan özelliği var diyor. Atın yanına giderken de o falan özelliğini gösterdi bilmem ne. Bir sportif direktör Gökhan Töre'yi at çiftliğine götürüyor. At çiftliğinde Gökhan Tören'in özelliklerine göre bir analiz yapıyor. bir, top, Orada bir şey anlatıyor. Beşiktaş at çiftliğine Gökhan Töre'yi götürdü diye şampiyon olmadı. Beşiktaş 2013'te, 2014'te işine bu kadar saygı duyan, işine bu kadar özenen insanlar olduğu için başarılı oldu. Fenerbahçe'yi döndürüzen. Fenerbahçeli döndürüzen hasta Fenerbahçeli, Fenerbahçeli bir adam. Çoluğu, çocuğu, aile, cümbür, cemaat Fenerbahçeli bir insan. Zararı mı oldu bu kulübe? Emrah Bayraktar Galatasaraylı. Zararı mı oldu bu kulübe? Hep faydaları oldu. Beşiktaş'ı Beşiktaşlar yönetecek. Yok ya. Hangi Beşiktaş'ıdan ne yarar gördünüz ya? Gordon bil miydi Beşiktaşlı? Süleyman Seba'nın devamıyım diyorsunuz. Gordon bil mi Beşiktaşlı? Devam. Aslında şey hasta Beşiktaşlı adam Gordon bil mi? Bugün Okan kamburu, Buruk, Okan Buruk yapan adamlardan biri. Hemen yanındaki o gözlüklü, beyaz saçlı beyefendi. İrfan Bey. Ziko'nun yardımcısı. Ama Galatasaray'ı Galatasaraylılar çek ya. Koyadılar Necati Ateş'i. Hasan Şaş'ı koyaydılar Okan Buruk'un yanına. Galatasaraylı Galatasaraylılar niye yönetmiyor? Biz mi akıllıyız? Onlar ne yaptı? Bak aptal demek ki bunlar. Okan Buruk'un falan aklı yok. Bizde var akıl. Lan Okan Buruk sen birden bu işi anlamıyorsun. Koyasan şaşı yanına falan Galatasaray'ı Galatasaray'lar yönetsin abi. Aklın yok demek ki sen. Yani böyle hamasi hamasi şeyler. Seçilene kadar hamaseti yaptınız. Ben saygı duyuyorum. Her başkan hamasi ifadelerle seçimler kazanabilir. Sizin de öyle ifadeleriniz oldu. İşte 5 dakikada kapılar açılıyor. İşte Muçiye dediniz, Levski Sofya, işte Polonya Devlet Başkanı yardımcı oldu. Kulüp yalanlıyor, Levski Sofya yalanlıyor. Musrati'yi bilmem ne dediniz, o öyle değilmiş. E, tamam ama artık seçimi kazandınız ya, artık pazarlama, kendinizi pazarlamayı bitirmeniz lazım. Artık gerçeklere dönmemiz lazım Hasan Bey. Ya bu eşitaşları, eşitaşları, yani bu bulutların üstündesiniz. Her basın açıklamanızda bunu görüyorum. Bu Musrati'nin oğlu olmuş, Yusufi, Kartal demekmiş. Orada da mesela işte bir Facebook ya amcası aslında orada sevimli bir şey o. Yani tufaya düşmüşsünüz. Ergin Aslan'ın yıllardır yaptığı berbat şaka komik diye yapıyor yıllardır onu. Yani işte komik diye şaka yapıyordu her seferinde. Onu mesela gerçek sanıp öyle bir bulutların üstündesiniz ki ya bu da çocuğuna kartal ismini koymuş diye millete bulutların üstün. Şu bulutlardan mı inin artık? Nevz Nevzat Demir'e inin bulutlardan bir açılığın bir Nevzat demireğin hal böyle bir hal değil. ve Samet Aybabalık Beyaz uçarlık falan filan Beşiktaş'ın bir durumu yok ki. Doğru düzgün bir futbol aklı bulun. Bu kulübün doğru düzgün bir futbol aklı olsun. Bak teknik direktörden bahsetmiyorum. Zaten doğru düzgün bir futbol aklı bulduğunuz zaman teknik direktörün için ya der ki o futbol aklı ya bu çok deneyimli bir teknik direktör. Usta bir teknik direktör. Hocaların hocası. Bizim getireceğimiz hocayı Fernando Santos'la buluşturup Fernando Santos'dan bir şeyler kapmasını sağlamamız lazım. Öyle büyük bir adam. Ama e, bu oynattığı oyun bu ligde bir şey yapabilecek bir oyun değil ki. Bizim bu adama devam etmememiz lazım. Neden? E, bizde Musrati var. Ofansif yani e, o, ofansif özelliklerini kullanmamız gereken bir defansif orta saha. Uzun toplarını kullanmamız lazım. E, Demek ki Musrati'nin birilerini kaçırtması lazım. Demek ki bize sprinter oyuncular lazım. Sprinter adamlar lazım. Demek ki bize işte Muçi'nin daha fazla skor kazanmamız için Muçi'yi ceza sahasının yakınında konumlandıracak bir teknik direktör lazım. Ya belki de biz 4-4-1-1 oynayacağız. Muçi bilmem kim. İşte Muçi Semih solda bir sprinter bir adam alacağız. En kudurnaz akıllısı sıra şika devam edeceğiz. Ama bu adam bunu oynayamaz. O zaman bize bunu oynatabilen bir adam bulmamız lazım deyip de zaten Fernando Santos teşekkür edip ayrılacak. Ama artık bu kararları alacak adam Feyyaz Uşar, Sabah Baba sen falan değilsin Hasan mı? Ben sana açık açık dürüst dürüst söylüyorum. Bulutların bir üstünde bir hayat yaşıyorsun. Beşiktaş'ın bulutların üstünde bir hayatı yok. Çok güzel betimledin. maç son iki maçımızdan farklıydı. Çok fazla fırsat yakaladık. İkinci yarı gol atamadık. Kariyerimde ilk defa böyle bir şanssızlık gördüm. Milot fena bir penaltı atmadan büyük bir şanssızlık yaşadı. Ha, tamam tamam sakal, sakalında bu da. Ha bu maçtan sonra bunu demezsin ya. Yani aşırı haksız değil bence ya. Sakalında bu. Sakalı sakalı verin gideyim diyor. Sakallarsanız gideyim diyor. Sakallamazsanız gerek yok diyor. Arkadaşlar mesela bazen chatte Fernando Sontuz'u be, be, e, beti be, e, benzettiğiniz insanlar görüyorum. Mesela adam diyor ki Torrent. Kardeşim senin torrent dediğin adamın iki tane çok iyi Barcelona maçı var mı? Var. Ligde o Kerem 3. Lig'den gelme Kerem Aktürkoğlu'yla Cartla Curt'la derli toplu göründüğü Galatasaray'ın sekanslar var mı sahanın içerisinde var. Toplam baktığın zaman herife heriften bir şey olmaz diye herifi yolluyorsun. Ben de size diyorum ki Fernando Santos'un böyle bir anı, anları var mı? Yok. Bu yani benzetilebilecek bir adam değil. Fernando Santos Beşiktaş'ın başındayken Beşiktaş'ın iyi oynadığı bir 15 dakika bile neredeyse yok. Beşiktaş'ın başında Fernando Santos'un attığı gol 10. Yediği gol 10. Beşiktaş ne bir Avrupa maçı oynadı. Beşiktaş ne Barcelona gibi bir takımla oynadı. Beşiktaş Galatasaray dışında ne büyük maça çıktı. Trabzon'da da oynadı da. İçeride Trabzonspor'la oynadı. Trabzonspor'un da kötü bir zamanıydı. Beşiktaş da Kadıköy'e gidiyor. Yani Beşiktaş'ın e, rezillik ya. Beşiktaş muhtemelen kazandığından daha çok kaybedebilir maç. Büyük ihtimalle böyle bir şey olacak. Ya da eşit bitirecek yani. 14 galibiyet 12 mağlubiyet şu. Oyuncular iyi reaksiyon gösterdiler. Onları suçlamaya gerek yok. Her şeyi denedik gol olmadı. Futbolda sonuç neyse ona bakılıyor doğal bir şekilde. Arkadaşım sen iyi bir reaksiyon falan vermedin. Antalyaspor analiz bile etmemişsin, çalışmamışsın bile. Biraz çalışsaydın Antalyaspor, Antalyaspor zaten ligin her maçının ikinci yarısında fişi çekiyor. Ya Sergen Yalçın iyi çalıştırmıyor, ya maç analizini doğru yapamıyorlar, ya maç içi planlarında problem oluyor. Antalyaspor çok iyi bir kadrosu olmasına rağmen her maçın ikinci yarısı fiş çekiyor. Bugün yine ikinci yarı başladı, fişi çekti. Hep böyle oluyor. Bugün de böyle oldu. 9-10 maçtır böyle oluyor Antalyaspor. Biraz Antalyaspor izlesem ben mesela biraz Antalyaspor izliyorum. Her maç böyle oluyor. Ve Sergen Yalçın öne geçip maç veriyor. 1 sıfır öne geçiyor. 1-1 bir bir bitiyor. 0-0 sıfır sıfır giriyor. ikinci yarı maçı veriyor. Böyle uzunca bir dönem maç kazanamama sebebi bu zaten. Bugün de sana ikinci yarı oyunu aynı şekilde teslim etti. Her maç yaptığı gibi. Çünkü Sergen Yalçın da çok kötü bir dönem geçiriyor teknik direktör olarak. Bunu da söylemek lazım. Bana böyle meyşi falan atmışsınız. İşte beğenmediğin Sergen. beğenmedim Sergen. 9 maç bir galibiyetle geldi buraya. 45 dakika ikinci yarı bir şey yapamadı. Beğenmediğim sergenden ne var? Neyse, o önemli değildi. De. Yani bu senin oyuncularının verdiği reaksiyon değil, senin oyuncuların reaksiyon falan vermedi. Aa, bak, bak, bak. Ne demiş? Milli arada önemli bir süremiz var. Milli aranın bize iyi geleceğini düşünüyorum. Çok sakalındı. Az söyleyeyim Tokatçı. O Büyük Tokatçı. Abi. Büyük Tokatçı. Tokatçı'nın Maç kralı. maçı izlerken sen de konuşmuştuk bunu. Hemen çıktı sorulunca. Valla ben ki. ben e, bu Hasan Aradım falan ama Hasan Ahmet harikalar diyarında yaşıyor bir şey o çok kar karakterli, çok düzgün bir insan. Bu çok karakterli, çok düzgün bir insan. Ya e çok karakterli, çok düzgün bir insan alır ceketini çıkar gider bugün. Ya bu takıma hiçbir şey katamadığım belli. Hiçbir oyuncuyu ileri götüremediğim belli. Tam tersi her oyuncuyu geriye götürdüğün de belli. Yani Beşiktaş bu adamla anlaştığında adamın CV'si bizi mutlu etmişti. Artı ya get sonu met sonu biraz toparlar dedik ya. Geç son hayatının <laughs> en kötü topunu oynuyor ya. Yani. Getson kimse de oynamadığı kadar kötü top oynuyor. Portekiz Ligi'nin en iyi defansif orta sahalarından birini getirdi. Ben dünyada da en iyi defansif orta sahalardan biri olduğunu düşünüyorum bu arada. Çünkü Musrati ilgilenirken, Fenerbahçe Musrati ile ilgilenirken bu adam dünyanın en iyi istatistik olarak bu istatistik sitelerine göre en iyi 5 defansif orta sahasından biridir diye milletin istatistikler paylaştığını hatırlıyorum ben. Ben geçen öyle bir şey dedim diye millet bile gakkuk yapmış. Eğer ben hatırlıyorum siz merak etmeyin. Portekiz liginden gelme sen Portekizlisin adamın hayatını kararttın Portekizli sorun hayatını kararttın abi hocam hoca değil ya hocam hoca değil ya ya çok iyi bir CV bilmem ne cart sana kötü geliyor kardeşim senin kalibrende hocam hoca değil bak Ercan Taner demiş ki 1984'ten beri bu kadar kötü Beşiktaş görmedim demiş 1984 40 yıl Peki yüzde kaçını Çevi'ye yazacağız kardeşim Çevi Batırdı amca oğluna da doncu Açtırmış statta tamam bunları anladım Çevi'nin payı Yüzde 80 Hadi bak, 75 diye açtım yayını 80 olsun Ama baba artık kalanı da sana yazar ya Kalanı da sana yazar Rıza meselesi sakız gibi uzadı. Seçimi kazandığın akşam gidip teşekkür edip desen ki hocam bizim başka bir planlamamız var. Yollasan yollarsın. Rıza meselesini sakız gibi uzattın. Yeni hoca bulurken bir süre bulamadın. Ondan sonra taraftar gakkuk yaptı. Burada yayınlarda dedik ki bak bu gakkuğa kapılma yazın getir. Eğer getiremiyorsan iyisini yazın iyisini getir. Çünkü iyisini getiremiyorum gibi bir durum oldu. İyisini getiremiyor. Sercan Dikme diyordu. Herkesle görüşüyor ama olmuyor. Bilmem ne. Biz de burada yayınlarda dedik ki iyisini getiremiyorsan getirme baba dedik getirme. Boş ver dedik. Yazın getir. Bak yine yazın hoca arıyor. Yani e, ne desek yine ne oluyor? Yine şeyimize geliyorsun. Abi ben müsaademi isteyeyim mi ya? Hadi. Tamamdır. Hadi iyi, i̇yi geceler gel. Ali. <laughs> Eyvallah. Evet iyi geceler. Biz İkinci yarı oyunun gibi. hakimi bizmişiz. Bak Sergio öyle diyor. <laughs> Eyvallah. Şu, yani. Harbiden Santos'a bu arada oyun hakimiyeti veren ligdeki tek adam. Ki onun da yaptığı bir şey yoktu bugün de. Bak Rashica'nın kaçırdığı penaltı yineye benzet. İngiltere Türkiye maçında Peckham penaltı kaçırmıştı. Raşka'nın kaçırdığı penaltı gibi. Son izlediğim maç bu arada Sergen Hoca'nın televizyonda. Sahadadır büyük ihtimal. Oradan hatırlıyordur. İzlediğini zannetmiyorum. Yok. Ben de ben de şu an düşündüm. Kadroda diye büyük ihtimal. Çünkü öyle çok penaltı kaçtı. Yani demek ki o kadardır maçı izlemiyor İnanılmaz ya. Ya tadımız kaçık. Ben mesela buna katılmıyorum. Son iki yılda Beşiktaş'ın hocaları Sergen, Önder, Valerian, Şenol, Burak Yılmaz. Yani Burak Yılmaz Şenol Güneş'in yardımcısıydı. İki maç burada durdu dediler. Serdar Toprak tepe aynı şekilde. Rıza Çalınbay'a seçime kadar duruver dediler. Rıza Çalınbay tesislere kendini zincirledi. Ne yapacaklardı? Yani şu üç adamın bu listede olması hem bu üç adama da yazık. Çünkü biz bu üç adama bir şans vermedik. Yani bu adı, yani aslında şunu da çıkarırım buradan da. Bu da Ahmet Nurşevi'nin Bu Ahmet Nurşevi'nin bu arada Anadolu futboluna da attığı kazık ha. Ben sana söyleyeyim Bu Tabii Ahmet Nurşevi'nin Anadolu futbolu. hala bunu hoca sanıp Eskişehirspora gitmiş şimdi. Yani Eskişehirspor'un son on senede yaşadıkları Kitap olur kapağına Önder Karabeli koy. O kadar kötü bir şey. O Eskişehir Spor Camiası için. Yani burada hocalar kimler? Sergen Yalçın bir hocaydı. İsmail bir hocaydı. Şenol Güneş. Fernando Santos. Aslında yani iki yılda sekiz hoca diyerek... E, ...işi daha kötü gösteriyoruz. Bu kadar yani tabii ki kötü. Beşler üç senedir yarış, yarışın içinde bile değil... Ama yani 8 hoca seçimi falan da yapılmadı Beşiktaş'ta. İşte yani bu adamların zaten çoğunun idareten burada durduğu belli adam vardı. E 4'te 4 mü yanılmışız? 4'te 3 yanılmışız. Şöyle yanılmışız. Sergen Yalçın da yanılmış. İsmail de yanılmış. Şenol Güneş iki küsur ortalamayla istifa etti. Yani bırakmasa bırakmazdı. Şenol Güneş belki de bu kulüp Kongre'ye Mongre'ye gitsin diye istifa etti. Çünkü Şenol Abi canım. Güneş'in bıraktığı yerden bugüne bakıyorsun. En yüksek puanı yine Şenol Güneş almış bu takımla. Kiev eledi. Bu takımla. İlk kurşun attı ya. Yani demek ki bir, o bir şeyler değişmesi lazım dedi istifa etti. E Fernando Santos'u getirmişsin. Tamam 2010'dan beri kulüp takımı çalıştıramıyor. Bunu önemsemeli miymişsin? Bugün baktığım noktada düşünüyorum ki evet bunu önemsemeliymişsin. Ama yani yüksek seviye bir hocadır dedin getirdin. E tamam artık götür baba yani. Bununla Beşiktaş'ın kay günler, kay geceler kaybedecek hali yok. He. Ha, Sercan Dikmen'in haberi doğruysa, Beşiktaş hoca arıyorsa Beşiktaş hoca arıyor olabilir. Beşiktaş hoca da arıyorsa e, yani bunu eğer hemen göndermiyorsa da bunun gönderileceğini bunun gönderileceğine eminsek bunun gönderildiği tarihin bir önemi yok. Yenisini bulun. Yenisine deyin ki yeni sezonda bu takım başında olacaksın. Bir kere bu sezon ortasında bu takıma daha kimseyi getirmeyin abi. Ya bu bataklık burası. Gerek yok. Yeni sezonda yeni hocanla başla. Bu bir sene bizim burada başkanlık süremiz var. Bir senelik hoca getirelim. Bu işlere de gerek yok. Yani bir önceki başkan stadın altına donca açarken sizin böyle etik metik takılmanıza gerek yok. Gayet doğru bir planlamayla 3 senelik bir kontrat yaparsınız. Yine çıkacak aday olacaksınız zaten. E kendinize güvenmiyorsanız zaten aday olmayın. O zaman bırakın şimdiden biri gelsin gelen adam uzun süreli bir hoca getirsin. Kendime güveniyorum ben seçimde diyorsanız yapın bir 3 senelik kontrat devam edin. Ki hiçbir iyi hoca bir, bir senelik kontrata gelmez arkadaşlar. Yani bir kere bu harikalar diyarından bir çıkması lazım Aksan İyi hoca İyi hoca iyi kontrat ister. Bak chatte yazmışlar. Edin Terzic. Olabilir abi. Genesio. Hala boşta. Olabilir. Benim maç izlerken söylediğim bir isim abi, vardı. Abi yabancıdan korkuyoruz biz. Yabancı olmasın. Yerli olsun. Bak Fatih Tekke. Alanya'da müthiş işler yapıyor. Trabzonspor'un gönlü yoksa vallahi ben Beşiktaş olarak giderim Fatih Tekke. İlhan Palut. Büyük maçlarda patladı mı patladı. Ama e, Şenol Hoca da Beşiktaş'a geldiğinde Bursa Spor 6. olmuştu. Ve insanlar diyordu ki ya 6. Bursa'yı 6. yapan adamı mı Beşiktaş Hoca olarak getiriyor diye. O dönem endişeler vardı. E, o dönem ben Şenol Hoca gelsin istiyordum. Oynattığı topun verdiği keyif nedeniyle. Sadece Şenol Hoca'nın oynattığı topun güzelliği o sene Beşiktaş'ın seçiminde etki oldu. Çünkü Bursa o Bursa takımı ligde 6. oldu. Türkiye kupasında finalde Galatasaray'a kaybetti. Sezonu kupasız kapattı. Avrupa kupalarına gidemedi. Ee, çok iyi topçu sattı ama o takım. Tabii can. Yani Şenerler. Volkan Şen, Fernando, Serdar Aziz, Şener Bakan bu. Bir sürü adam Bakambo. sattı. Şener Özbayraklı, Bakan bu. Bir sürü adam sattı. O takım ligin en iyi top oynayan takımıydı ama bir şey kazanamadı. Bugün o hüviyette gördüğüm tabii ki Şenol Güneş'in geçmişi Trabzonspor'u milli takımı da var. Ama bugün ligde o keyif veren futbolu oynattığını gördüğüm adamlar İlan Palut. Başta İlan Palut eğer sadece oyuna bakıyorsak. Çünkü Fatih Tekke'nin biraz da eldeki malzemeye göre bir oyun diziyim kafası var. Ama iki Fatih Tekke. Yerli getireceksen bunlar da olabilir. He, Şenol Güneş'i Sergen Yalçın niye sevmem? Ya Sergen Yalçın işte bugün de gördün. 45 dakika Santos'a topu veriyor. Santos'a bu ligde topu veren tek adam. Yani Sergen Yalçın oynattı oyunun ne olduğunu öyle anlı. Şenol Güneş olmaz mı? Şenol Güneş ya, sene başında istifa etmiş. Bilmiyorum yani gider Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'le görüşür mü bilmiyorum. Bana yok ihtimal geliyor. Ya bana Şenol Güneş yok ihtimal geliyor. Kaldı ki e, öyle bir enerjisi olduğunu da düşünmüyorum. Yani bu çünkü burada artık bir bataklık var. Bu bataklığı kurutulması lazım. Bu bataklığın üstünü, bu kurutulan bataklığın üstüne bambaşka bir şey icat edilmesi lazım. Yani Şenol Güneş'in böyle bir şey enerjisi var mı, gücü var mı? Ondan da emin değilim ben. Nuri olmaz mı abi? <laughs> Valla ben <laughs> Antalya biraz... Spor'daki hocalığını beğenmiyordum ama gittikten sonra Antalya'nın durumu ortada. Ee... Doğru bir sportif direktörle doğru bir akılla Beşiktaş'ta Nuri de çalışabilir. Yani Nuri de olabilir. Çünkü o da katakulye geldi biraz Dortmund'da. Ha, Nuri, falan de Nuri de mesela Nuri de işte bu şey adam işte. Yani bilinç adam. Hani diyoruz ya 2014'e dönelim diye. Ama Nuri'nin de Terz içinde, Fatih Tekke'nin de, İlan Palut'un da başka bir arıyorsak yabancı, genç, dinamik hedefleri olan, hayalleri olan bir teknik direktöründe ihtiyaç duyacağı bir tane de sportif direktör var bu ülkede. Çalışmak kolay değil. Böyle büyük camialarda. Bataklık kurutmak bu kadar kolay değil. Yani dediğim gibi Beşiktaş eğer sadece hoca arıyorsa yani biz Samet Aybaba'nın altına bir tane teknik direktör arıyoruz. Guardiola'yı getir yapamayacağına ben her türlü kağıda taahhüt edeceğim. Her türlü iddiaya gireceğim. Yapamaz. Yapamaz diyorum ve yapamaz oynuyorum. Çünkü bu kafa yapısı bu futbol ya bu futbol aklıyla Beşiktaş'tan hiçbir şey olmayacak. Adana Demirspor'un sözleşmesini karşılıklı feshettiği adamı transferin birinci günü hatta transfer başlamadan daha böyle sağlık kontrolüne sokup hemen bu alelacele 1 milyon euro maaşa Beşiktaş'a getiren bir futbol aklı Beşiktaş'ın bir yolu yok abi. Yusuf Sarı'yı soruyorsun. Beşiktaş kontra atak oynamaz mı? Beşiktaş şu an ne oynuyor? Beşiktaş ne oynuyor canım. Beşiktaş? Kontra oynuyor. Yani Samet Aybaba'dan olmaz. Gitmesi şart. İlk yazılacak adam. Yani bir bunu yolla. İlk iş. Bak Santos'tan falan önce. Ve hemen o pozisyona birini ata. Sportif direktörü olsun Beşiktaş'ın. Ve teknik direktörle sadece bu adam ilgilensin. Teknik direktör seçimiyle Teknik direktörle iletişim. Nevzat Demir'e de bu ikisi olsun. Ha biz bu Samet Lefe da seçime kadar kaybetmeyelim. Devam edelim bu Beşiktaşlı Beşiktaşlar ama muhasetine. Ver bunu altyapı. bu alt da takılsın Mehmet Ekçi beraber. E yazı sonra çıkar konuşur. Böyle hakem iyiydi. Şöyle kötüydü diye konuşur. Hakat esastır ya bence burada. Sergen Yalçın'a demişler ki taraftarın sizi çağırmasını, tribüne çağırmasını beklediniz mi? Tabii ki daha güzel ağırlanmak isterdim. Yıllarca oynadık, kupalar kazandık, Tüpraş Stadyumunda oynadık ve tarihin uzun sezonunda pandemi döneminde kapak kupa kazandık ama futbol böyle bir iş. Bugün varsın, yarın yoksun. Hocam en yakın muhabir arkadaşlarına Beşiktaş fener yendikten sonra bu Beşiktaş'a 5 beş atardım diye Fenerlere iş atmazsan belki bir gün çağrılırsın yeniden. Ee, Fernando Santos istifa aklımın ucundan geçmiyor. <laughs> Nereden geçiyor? Ya bilmiyorum abi ben işte bunu anlamıyorum bu tarz heriflerdeki. Bu tarz heriflerdeki bu şey gayretini anlamıyorum yani. Ee, sen ne Şu an üç milyon euroyu kovalıyor ya mesela. Bu mesela değilmez baba ya. Yani şu hiç bilmediğin bir ülkedesin, hiç alışık olmadığın bir kültürün bir ülkesindesin, ev tutalım diyorlar, sana otelde kalıyorsun. triplikasyona zarar bence ya. Bakalım yönetim ne aksiyon alacak onu da göreceğiz. Almayacak gibi ama. Ya aksiyon alınmayacak mı diyorsun? Sen böyle devam mı diyorsun? Yani öyle gözüküyor şu an. Bıraksa bırakırdı. Bu arada dediğim gibi ilk sorun bu adam değil. Beşiktaş'ın ilk sorununu çözmesi lazım Bu sportif direktörü bulması lazım Sportif bir akıl Bulması lazım Bulamadığı vakitte mahvolur Beşiktaş ya Şöyle bir örnek vereyim Teknik direktör gözse Sportif direktör beyindir Çok iyi bir gözün olsa bile Çok iyi görsen bile onu Ne %100. olduğunu anlamadığın sürece Onun hiçbir anlamı yok gözün Dol, aklı değişmeli, beyni değişmeli. Beyin beyin olmalı ya da yani. Yani bu istifa aklımın ucundan gele geçmiyor. O 3 puan da geçmiyor ki aklımın ucunun bir yerinden senin. Galibiyet alan var mı acaba aklımın ucunun bir yerinde? Galibiyete geçtim abi. Atak geçmiyor. İyi top oynamak geçmiyor. Aklımın ucundan bile geçmiyor. Şimdi adam bir şey demek lazım da. Bak şu da çok acayip mesela. Puan ortalaması. 15 maç. En çok maça çıkan Şenol Güneş. 2-13. Şenol Güneş'in 2-13'ünün içerisinde Avrupa maçları var. Burak Yılmaz'da da Avrupa maçı var galiba. Bir tane mi iki tane mi ne? İki tane olması lazım. Buruj Lugano mu galiba? Dışarıda Lugano içeride Buruj galiba. Rıza açalım Bay 1.43. Vah vah. <laughs> Serdar Topraktepe mesela 2. 3 maç. Ya Serdar Topraktepe ile bitiririm bu sezonu ya. Hüseyin baba öde şu adamı yolla ya. Bak bir tweet atıyorum sana. Beşiktaş futbolculara bir kelle daha vermemek için sezon sonuna kadar Santos'a devam edilecek. Beşiktaş'a teknik direktörlüğü sezon sonunda gerçekleştirilecek. Teknik direktörlüğü derken teknik direktör değişimi mi sezon sonunda gerçekleştirilecek? Kelle işine alaka. Ya işte bu oyuncu kadrosu bir kişiyi daha yemesin. Ya yenisini papazlar, şu an getirmemek he? haklı bu arada. Yani yeni adamı getirme Yok, tamam. Öyle. Anlaş adam çalışmalarına başlasın, konuşmalarına başlasın, görüşmelerine başlasın. Belki yaza free olacak bir iki tane amcası, kaşko, amcaoğlu falan filan varsa onlarla bu ekran açılabilecek bir şey mi beni bana attığın şey? Ee, şey ekrana açılabilecek bir şey Santos mi Santos'un karnesi ee, 4 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet 10 atılan gol 10 yenen gol 1-27 1-27'ymiş o zaman bu az önce gördüğümüz şey değildi doğru evet Santos paramı geri istiyorum diyor paramı <laughs> geri istiyorum paramı geri istiyorum Paramı Geri istiyorum. Mesela ne kadar anlaşıldı Santos'la belli mi? Bir, bu bir buçuk yıl 3 milyon euro yazmış bugün övün çözdüm. Hemen versinler abi Hüseyin Yücel falan. Ya da sorun oyunculardaysa oyuncuları niye affettik? Bu oyunculara e bir kelle daha vermemek için. Ya bu oyuncuların siz bu oyunculara siz rezil oldunuz ya oyuncular için sizin sizinle dalga geçiyorlar ya. Kendi aralarında size dalga geçiyorlar ya. Kadro dışı bıraktığınız adamlar her maçma oyuna giriyor ya. Bu oyuncuların bir oy bir kelle daha verseniz ne olur, vermeseniz ne olur sizinle alay ediyorlar ya. Abi Forvet'te Cenk Tosun'un oynadığı hiçbir takımda işte kadro adaleti bilmem ne futbolcuların saygısı. Dalga geçiyorlar seninle. Sen ne dalga Bakan geçiyor? Gezal oynuyor. Feyyaz Uçar bugün konuşmayacak mı? Bir şey yok yani bu Aybo'ya, Feyz destek verin. En zor zamanda bile kameraların karşısına geçip konuşmak kolay iş değil. Bizlere destek verin. E Beşiktaş'ı yönetmek de kolay iş değil. Niye çeviye destek vermedik? Olağanüstü Kongre'ye ya çağırdık. Yani bu şu anın açıklaması değil bu arada. Divan'da konuşmuş da. Yani Samet Aybu ve Uçar için konuştuğu için ekranı aldım. Bir destek falan vermiyoruz Samet Aybaba'ya. Samet Aybaba'yı ya gönderin ya da çok seviyorsanız Samet Aybaba'yı. Yani Samet Aybaba'sız biz duramayız. Yönetemeyiz Beşiktaş'ı. Işte nefes bile alamıyoruz Samet Aybaba'yı görmeden diyorsanız o zaman altyapıya koyun dursun altyapıda. Abicim bu takımın futbol aklı kim? Hasan Bey siz bu işe uygun bir insan değilsiniz. Samet Aybaba da değil, Feyyaz Uçar da değil. Sinan Vardar da değil. Hüseyin Yücel de değil. Bir tane bu takıma bir futbol aklı koymanız lazım. 2014'te ya Fikret Orman. NTV Spor'da adam spor yorumcusu birini getirdi. Dedi ki kardeşim aa bu Nevzat Demir'in anahtarı hadi dedi Allah kolaylık versin. Adam NTV Spor'da yorumculuk yapıyor diye. Ya. Ve o adam hayatımıza girdikten sonra Scout departmanı, gönüllü scoutlar, işte e, performans merkezi, atletik departman, böyle şeyler duymaya başladık. Daha önce hiç duymadığımız şeyler duymaya başladık. Ve ben söylüyorum, bizim o gün Önder Özen'e verdiğimiz Nevzat Demir anahtarları ondan sonra dönüp dolaşıp bizi Şenol Güneş'te şampiyon yaptı. Tabii ki Şenol Hoca oradaki en büyük payın sahibi. Ama temel attı adam, temel. Sen istiyorsun ki biz direkt 2016'daki Şenol Güneş'i bulalım ve onunla şampiyon olalım. Abicim öncesinde o acıları çekmeden, o Konya'da dayak yemeden, Konya'da gözyaşı dökmeden, Akisar'da gözyaşı dökmeden, bandırmalara yenilmeden, Liverpool'a karşı Pedro Franco ile Opara ile bir şeyler yapmaya çalışmadan kulüp bürüce çakılmadan o acıları çekmeden o buhranı görmeden Şenol Güneş'le başarılı da ol... Şenol Güneş bulamazsın. O acıyı çek, çekmen lazım. Her yerinde o acıyı hissetmen lazım. Beşiktaş istiyor ki ben öyle bir hoca bulayım ki ya bu bunlara bir hoca şampiyon. Bir e futbol aklı bul. Bu kadroyu bir boşaltsın. Bu Abubakar'ların, Abubakar'ların menajerinin bir gırtlağına otursun. Gerekeni yapsın. Bunları kovun. Beşiktaş'ın şu an mevcut kadrosundan önümüzdeki seneye 5 tane altyapı oyuncusu durur. 7-8 tane normal oyuncu durur. 13. Beşiktaş önümüzdeki sene 10 transfere falan ihtiyaç var. Hani Mert Günok kalsın, işte Hacı Ahmedoviç kalsın. Raşika Tayyip Tala işte 15. adam Necib Uysal. O Emre Can Terzi sol beke yedek olabilir. Isırgan, ısırgan bir çocuğa benziyor. 6. Muçi 7. Musrati 8. Bu 8. Semih Kılıçsoy. Devam. Demirege devam. Yani e, Altyapıdan süre alacak adamlar. İkinci kaleciyi yedek altyapıdan seçersin. Üç. Ee, i̇şte dört beş iki tane de altyapı bulursun. Yani bu adamların dışındaki herkesi yollaman lazım. Herkesi. Yani Sven sonundan kolisine. Masuakusundan Rozier'ine. Ama işte Gezalin'den Abubakar'ına. Rebiçinden mulekasına hepsini göndermen lazım. Tamamen göndermen lazım. Cenk'e tabii yani en başta. İstersen bir de görüntü olarak gösterelim. Gösterelim. Attım sana. Nerede? Burada tartışalım seninle. Sana Takıma WhatsApp'tan 4 gün attım. izin verilmiş. Milli ara var diye. Dört gün izin verildi diye millet başka şeylere kuruyor şu an. Twitter'da. Ee, başka bir dert yok yani. Milli ara diye dört gün izin. İzni de çok hak ettiler de. Abi bak bu herifin sağlığına hiçbir zaman güvenemezsin. Chat'te diyorlar ki mesela. Bunun Bana da ekran verir misin? Dört. çok dur. Benim verir misin onu? Evet. Bir daha o şeyleri evet. şey yap. Hani gitmeli kalmalı şekli Devlet, yap. Evet dur. Evet. Abi Beşiktaş'ta işte iki tane seçenek var. Kal şey git. Git. İyi kötü yok. Kal. Yani bu adamın sağlığına yatırım yapamazsın. Bu adamı göndermen lazım bir. Tamam. <laughs> Masuaku'yu gönder. Hiç asla yola çıkılmayacak bir adam. Reviç gönder. Hacı'yı tutarsın gönder. kadroda. Musrati'yi tutarsın. Bu kazak olanı yolla. Çenki yolla. Hacı'yı satarız bence. Amarti'yi yolla. Demir'e yedek medek dursun işte. Altıncı orta saha değil. Bunu yolla. Bu kalsın. Bunu yolla artık. Bundan da bir şey olmaz. Bunu hemen yolla. Bunu var ya yani. Hemen evet. Işık hızı. Buna ilk teklife ver bunu. Bunu yolla. Oynatmıyorsunuz. Bari Belçika standart diye alt yapı falan 3 4 vereni çıkar gönder gitsin. Bunu bunu bulan helal olsun. Yani bunu bulana helal olsun. Ee, Beşiktaş Voral'dan iyi para kazanabilir. Mobilyacılar sitesinde falan küçük diye satmak lazım bunu. Çünkü başka türlü çok zor en Beşiktaş'ın zor Ya o, bak en zor oğlum en zor ok o. Bunun yanında var ya Kadife bile ki. <laughs> hayatımda bu kadar dört zor dönem bir adam hayatımda görmedim ya. Yani Beşiktaş bu sene stoperi en kötüsünü getirsene. Hani şöyle bir menajerle muhabbet geçmiş olabilir. Ulan bir stoper getireceğim. E en kötüsü. Alın bırak lan bu işleri. Nasıl en yani? En kötüsü. Var mısın iddiaya? Hani öyle gelmiş olabilir Vorul. Mert'i tut. Bugün gol attırıyordu Beşiktaş'a ya. Ben altı aldı. Bu hemen yolla Sivenson. Hemen, hemen 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 hemen. o olanı tutarım. Ya buna normalde git denir. Yani normal şartların altında normal rasyonel bir kulüpte Necip'e git denir. Ama Necip Uysal'ın özel bir durumu olduğu için kariyerinde hiç başka bir kulüpte oynamadığı için Beşiktaş'ta futbolu bırakmasında 16. 17. adam olarak Beşiktaş kulübesinde oturmasında bir sakınca bence yok ama Alın en sonuna koyacağım Koli'yi hemen gönder Onur Bulut Onur Bulut Tahmin edildiği kadar kötü adam değil Gerçi silahın sonundan iyi bek Ama artık Beşiktaş taraftarıyla enerjisi tutmadı abi gitmesi lazım Uuu Gezal Git en kararsız ya, olduğum ya. adam. En kararsız olduğum adam. Bence böyle bir yerli orta saha alternatifine ihtiyacımız var. Bence. Ben yukarı koyarım. Semih zaten tamam, yukarıda okay. E bunu da bunu da tutarım. Bak bu da iyi yedek sol bek olur. Bu Umut Meraş falan duracak mı? Onu da gönder abi. Kalsın. Ay yarı koy. Çok iyi stoperdi onun. En, kayboldu çocuk ya. <laughs> Benim şeyim bu. Senle farkımız Salih mi bir tek? Bir de Necip mi? Salih ve Necip sende farkımız. Salih ile Necip'i o zaman en dibe koyayım. Ben bir de Amir'i ben değerine satarım diyorum. Amir'e 7-8 veren yok muydu? Vermedik. Sakatlandı. Şanssızlık. Beşiktaş yani sekiz kadrosunda 8 olmasın. bu, adı, bu tayfa kalmalı abi. Başka adam tutmam. Ki söyleyeyim. Amir Ring gidişe de o şey. Okay. Hani kala koydum. Çünkü çok uzun bir sakatlığı var. Beşiktaş bu yaz elden çıkaramaz bunu. Durması lazım. Kaldı ki Beşiktaş'ın şu an oynadığı oyunda gördüğüm bir Amire, iyi bir Amire de ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Deli gibi ihtiyacı var hem de. Bence. Hıh, Peki sence hep yani Ersin'den çıkmayız falan onları geçtim de. Kaç tanesinden çıkarız aşağıdakilerden bu Abi sene? Ersin'den çıkacağız. Merak etme Ersin gidecek bence. Ee, Umarım. Tayfur gitmez. Sakatlık geçirdi. Bir de buna gereksiz yere 1 milyon euro para bağladılar. Kimse git göndermez bunu. Bu da bak bu benim düşüncem. Şimdi Beşiktaş yönetiminin yapacaklarını yapıyorum şu dakikadan sonra. Bunu bir kere gönderemezler. Bunu da gönderemezler. Geçmiş olsun. Bu da iyi e stoper diye anılıyor. Bu da kalır. Bunu iyi e stoper sanıyor Beşiktaş taraftarı ben iyi bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Bunu daha yeni aldın. Nasıl göndereceksin? Bu gider. Ben bunun da gideceğini düşünüyorum bu yaz. Beşiktaş'tan ayrılacağını düşünüyorum. Bu da gider. Bu kalır. Bunu da iyi sol bek diye satıyorlar bize. Bundan sonra sözleşme uzatacaklar deniyor ama. Uzatacaklar mı? Yok. Bir yokladılar bize ama ben bence bu imkanı yok ya şu saatten sonra. Yani her maç ıslıklanıyor. Yani Abu Bakar vatanı sattı. Cenk çıkıyor Abu Bakar giriyor. Abu Bakar oyuna girerken bir kısım taraftar alkışlıyor. Hadi oğlum diye. Cenk ıslıklanıyor. Bu buna alkış ver hadi oğlum. Hani vatan haini falan ama. Hani yiyor ama çalışıyor da. Şekli bir alkış oldu Abu Bakarı, millet Cenk'ten öyle baktı. 18 yaşında çocuğa el kol yapıyorsun. Bahtiyar'a da belli veremez bunlar. Bahtiyar da durur. Mavi kart muhabbetinden. Aynen öyle. Kalan gider bence. Yo bunu da vermezler var. gerçi. Bilmiyorum. Bunu da, bunun da alıcısı var mıdır? Sanmıyorum. Y6 oynuyor derler. Amir dönene Aynen kadar. öyle. Böyle de, bu bu kadro kalır. Sana diyeyim. Ya bize o zaman Fenerbahçe'nin Vitor'la geçirdiği gibi bir 15 transferli bir Abi şey işte lazım. o, onu kim yapar biliyor musun? E tabii onu, canım, iyi bir onu, onu çok çok iyi bir sportif direktör. Ama çok çok iyi bir sportif direktör geldiği anda bu süreçler böyle olmaya başlar. Tabii belki böyle olmaya başlar. Çok iyi bir sportif direktör getirirsin. der ki yenileyelim abi. Yenileyelim. Ke Sıfırlayalım. Beşiktaş'ı sıfırla. Bak ben bunu söylüyorum. Ben bunu bu sene Şaralı Güneş kovulduğunda dedim ki için bir fırsat var istifa ettiğinde. Artık dedim sıfırlanmamız lazım. Ocak'ta 5 adam yolla. Haziran'da 10 adam yolla. Sıfırla. Haziran'da Ocak'ta 5 adam yollamayı beceremedim. Bakalım Haziran'da 10 adam yollamayı becerebileceğim. Ama Haziran'daki iş yükü artık 10 adam da değil. 15 adam. Tabii canım. Yani öyle bir mühendis lazım ki sana. İşte bunu yapan adamlar dünyada var kardeş, Bunu yine yapar. Yani gidin bulun. Bak öyle sportif direktörler var ki dünya artık menajerlerle dönüyor. Bak Beşiktaş basketbol bir tane adam bulmuş. Final oynayacak neredeyse. Belki de Euro kazanacak. Kim o adam? Ampilyevic. Sen sanıyor musun mu, o şubeyi yöneten yöneticinin o takımın kurulmasında yani oyuncu seçimlerinde payı var. Sadece o adam parasını vermiş. O takımın kurulmasını sağlamış. Helal olsun adamı hiç karışmamış. Egolarını kenara koymuş. Niye? Beşiktaş için. Her basketbol koçunun çalıştığı menajer oluyor. Çalıştığı menajer sana onun bağlantısı oldu. Onun connect oldu. Oyuncuları getiriyor ve o oyuncularla bir takım kuruluyor. Bu iş futbollu, sportif direktörler ve menajerler arasında dönüyor. Bugün Beşiktaş Mar Mar şey Dušan Tadić'i alamamasının sebebi Mario Branco. Birçok transferde Mario Branco'nun ismi, CV'si, menajerlerle olan ilişkileri Fenerbahçe'yi bu yaz galip getirdi. Galip getirdi. Birçok savaşta. Sen birçok savaşı Mario Branco ile kazandı Fenerbahçe bu yaz. Sen bütün savaşları kaybedersin Samet Aybaba ile. Metin Korkmaz dışında adamın bir tane tanıdığı menajer olduğunu sanmıyorum ki Metin Korkmaz'ın da bir şey getirdiği adam Sivenzon. ...kurtulman lazım. Samet Aybabadan kurtulman lazım. Bak diyorlar ki... ...Amplyevic'i, al ...Alimpievic dedim ben de herif ...Simonovic falan boş transfer. Bir tane Simonovic... ...getirttirir o... ...üç tane iyisinden getirttirir. Bu işler dünyanın her yerinde böyledir. Senin Tabii bugün Alimpievic dediğin adam... ...seneye beş yaş Euroleague bileti alamazsa... ...Efes'e gider. Çünkü iyi koç... İlişkileri kuvvetli koç, kendini Efes'e de yapar. Hemen yapar. Ya e da e yapar. Yani o güçlü ilişkileri bugün Beşiktaş'ın başarısını sağlar, yarın onu bir Euroleague takımında, başa güreşen bir Euroleague takımında hocalık yapmasını sağlar. O Alimpiyaviş dediğin adamın. Messina ile ile bilmem neyle hepsiyle yakınlığı ve arkadaşlığı var. Yani aynı cenan adamları. Bunlar hep böyledir zaten. Basketbolda başarı böyle geliyor zaten. Güçlü bağlantılarla. Bugün futbolda aşağı yukarı böyledir. Güçlü bağlantıları kurman lazım. Ya Beşiktaş'a bir spor aklı bulman lazım. Beşiktaş'ın Dembaba'ya alış hikayesi. Önder Özen dediğin adam istifa ediyor diye geliyor Dembaba değil mi? Hayır. Önder Özen'in o kadar payı var ki babalı O Chelsea'nin kadın sportif direktörüyle kaç kere görüşüyor, gidiyor, memle o memlekete gidiyor, o memlekette görüşüyor, telefonda görüşüyor, öncesinden görüşüyor, Mourinho görüşüyor. Buraya hazırlık maçına geliyorlar. Ama Önder Özen nasıl görüşüyor bunlarla? Önder Özen Mitaş Hanım. Hayır. Bağlantılarını kurmuş zamanında. Önder Özen Beşiktaş'a Talişka'yı önerdi. Talişka Bahya'da oynuyor. Rüyasında mı görüyor? Tebliğ mi ediliyor Talişka Önder Özen'e rüyasında melekler tarafından? Yok. Brezilya'da falan menajer arkadaşı var. Ya diyor gel burada bak ya da bir adam var izle. Atlıyor uçağa gidiyor Brezilya'ya bak ya da bir bakıyor yılan gibi bir olan var. Aa diyor bu bize gider ya diyor. Bize gider diyor. Beşiktaş yokluktan alamıyor. Alabilse alır. Kim alıyor? Benfica. Sonra Benfica sana kira kiralıyor. Yani bunları anlatmaya çalışıyorum. Bu konnekleri kurabilecek bir adam değil Samet Aybaba. Samet Aybaba'nın ocakta 5 çakmaya çalıştığı adam Kızıl Yıldız'ın 35 yaşındaki stoperi ya. Dragutonovic miydi? Ne halttı? Onu gerçi almadılar. Daha kötüsünü çaktı. Oral. Bilmiyorum kim çaktı da. Yani. Bak aşık konuşayım. Samimi söylüyorum. Bütün Evet olsun izleyicilerine bütün samimiyetimle söylüyorum. İddiaya hazırım. İddia girilecekse iddiaya hazırım. Beşiktaş Sportif Direktör Samet Aybaba önderliğinde 2023-24 sezonunun Nisan 1'inde pardon 24-25 sezonun yani bir sonraki sezon Nisan 1'inde Şampiyonluk yarışında 1-2 güreşirse ben özür diyeceğim. Samet Aybaba'dan, Hasan Arat'tan bütün Beşiktaş yönetim kurulundan. Yanlış düşünmüşüm diyeceğim. Beşiktaş'ın önümüzdeki sene Samet Aybaba futbol aklıyla ligde yarışma şansı yok. İddialara hazırım. Bütün herkesle iddiaya girmeye hazırım. Açık iddia diyorum bak. Yapamazsın ya. Yanlış adamla Doğru yol yürünmez. Beşiktaş önümüzdeki sezon yine yarışamayacak. Çünkü Beşiktaş bu son üç sezondur niye yarışamıyor? Beşiktaş'ın başında bir tane felaket var abi. iki tane felaket yoktu. Son üç sezon Ceyhun Kazancı yüzünden yarışamadı bu kulüp. Elli tane teknik direktör değiştirdi. Ceyhun Kazancı bir noktada. Beşiktaş'ı yarıştırmayan adam Ceyhun Kazancı. Son üç sezonda. Bugün Samet Aybaba. Bu hep böyledir. Bu yine böyle olacak. Ay vay vay. Dört gün izin Dört gün izin ya o koçlarım benim ya. İyisiniz köfteler. Ama sana bir şey diyeyim mi umudum? Bu tatil hak edildi. Tabii canım. Bu tatil hak edildi. Bu tatili niye hak ettiler biliyor musun? Neden abi? Çok iyi çalıştılar çünkü. Çetteki de kardeşlerimize örnek olsunlar. İşte böyle çok çalışırsanız, böyle çok emek verirseniz sonunda iyi bir tatil hak edersiniz. Çok çalıştılar abi. Dört günde iyi saç ekilir ya. Düşündüm de. Çıklaşa 4 gün izin. Vay vay. Erden Timur Gardi'de bir örnek. Her ne kadar transfer tutmasa bu sezon. Demek ki bu sezon gardiye sormadılar da içerideki bir abiye sordular. Doğru bir futbol aklın varsa sana Ziyek Tete Zaha aldırmaz. Üçünden bir tanesini bile aldırmaz. Doğru bir futbol aklı. Ne Ziyek aldırır, ne Zaha'yı aldırır, ne Tete'yi aldırır. Ne de Endombele'yi aldırır. Demek ki bu sene Galatasaray'da da başka birine sordular soruları. inden geriden geliyorum ama Antep BJK MS1 alt dedim. Bu hafta da Sergen'e doğru düzgün maç falan kazanamıyor ama bizi yenecek görürsünüz biliyorum dedim. İddiasal olarak mutlu çıksaydım bari şu dönemde. Çıkmadım. Özgün Can Orhan. Abi hamaset ne demek? İşte böyle Beşiktaş'ı Beşiktaşlar yönetecek. Ee, gibi içi boş büyük laflar. Uran Kara Mehmetoğlu, abi Santos'un maaşına ilişkin bir bilgim var Bir buçuk sene üç yazmışlar bilmiyorum. Burak Çavuş Hasan hocam geçen hafta Antalya kazanır oynadım demiştim oynadım kazandım sağ olasın. Bol kazançlar. Birazdan pazar günü hem derbi derbinin hikayesini yapacağız nesine de. hem bu sırada biraz derbiyi de konuşuruz. Yani derbi dediğim Trabzon Fenerbahçe büyük baş diyelim. Aynı şehrin takımı değiller. Hem de bir yarına kupon verecek Umut. Geçen hafta verdiği kupon tutmuştu. Tutmuş muydu lan Umut? Bilmiyorum. Evet mi? abi tutmuştu. Sa tutmuştu. Son tuttuğu, için, tuttuğu için yine Umut'a şey yapacağım ama like'ın bir 4K olması lazım. Like 4K olursa bu haftada tutturur. Daha ne gelebilir Beşiktaş'ın başına bu sezon derken olanlara bak. Senin adına çok üzgünüm hocacığım. Mert Bekir Önder Özel şu an Beşiktaş'a gelse kabul eder misin? Sevgi ve saygılarımla yani şöyle söyleyeyim havaalanındayım. Yani iki saate açıklasınlar sportif direktör olarak. Tanju olan Cübbeli Ahmet'i karşıladığı gibi çiçekle karşılıyorum. Manyak mısınız siz? Arkadaşlar düzgün, işini düzgün yapan kaliteli bir insandı. Fenerlisi Galatasaraylısı değil. Hamasi cümleleri olmayan bir insandı. Derdi Beşiktaş olan bir insandı. Rizeli bir yönetici. Ben bu topçuyla anlaştım. Ben bu topçunun kulübünün başkanıyla arkadaşım. Bunu almazsanız ben istifa ederim diye abuk sabuk bir hareket yaptığı için Beşiktaş Önder Özen'le yollarını ayırdı. Daha doğrusu Önder Özen Beşiktaş'la olan yollarını ayırdı. Yani Önder Özen Beşiktaş'ta hep doğru işler yaptı. Bedava Cenk çekti Beşiktaş o Cenk Tosun'u 22'ye sattı. Şokan aldı. Beşiktaş o düzgün yönetebilseydi 15'e 20'ye satacaktı. Olcay şu an Gerçi Olcay'la olsan önce geldi ama Olcay'la olsan da mesela İbrahim Altısay buldu. Yine bir sportif direktör aklı. Yine bir futbol aklı. O İbrahim Altısay'ı getirin. Tolga Zengin'i getirdi. Ben hiç beğenmem. Kaleci'nin falan. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene kalesinde Tolga Zengin var. Bilici getirdi, bir şeyler inşa etti. Statsız takım bir şeyler yaptı. Bugün Sergen yerine başka bir teknik teknik olsaydı Alanya'nın bu kadrosu da Beşiktaş'a 4 atardı maalesef. %100 katılıyorum. Sergen Yalçın evet. yerine doğru düzgün bir hocası olsaydı Antalya Spor'un Beşiktaş'ı 2-0'dan sonra 4'e 5'e götürürdü. Adam ikinci yarı bütün her maç ya 10 maçtır Antalya hocası. 10 maçtır ya canlı izliyorum maçını ya tekrarını izliyorum. Çünkü niye? Beni insanlar Sergen Yalçın'ın düşmanı sanıyor. Halt etmişler. Ben tam tersi Sergen Yalçın biraz bir şeyler göstersin kıpırdasın. Ve o Sergen Yalçın Beşiktaş'a bir umut olsun, bir ihtimal olsun diye Sergen Yalçın maçları izliyorum. Sergen Yalçın'da bir bir zerre umut yok arkadaşlar. Bak bunu acı olarak söylüyorum. Beşiktaş tarafta olarak üzüle üzüle söylüyorum. Şu kadar umut yok Sergen Yalçın. Şu kadar. İnanılmaz kötü hocalık yapıyor Antalya Spor'da. Yani bunu bütün samimiyetimle söylerim. 10 maçtır falan izliyorum. Yani her maçın ikinci yarısı topu veriyor rakibi. E, rakip mutlaka maçı çeviriyor. Bir tane çeviremeyen var. Yorumlarda bekliyorum. Yasin Polat en azından bir süre Brazil takımı izlemeyeceğiz demiş. Şöyle çok şükür. Gebe. E, Haluk Kalyoncu gelir. Haluk Kalyoncu kim? Arkadaki Şengün Şenol Güneş göndermesi mi? Aa Şengün. Ayperen Şengün Şenol Güneş. Olabilir. Böyle bir mesaj mı verdim acaba dünyaya? senin başında Ziyek'i Beşiktaş almalıydı dedin. Beşiktaş'ın Ziyek tipi oyun kurucu bir kanat tamam. oyuncusuna ihtiyacı var dedik. Duran topu iyi atan. Ziyek'in de klipleri izliyorduk. E, klipteki adamı tabii ki almalı dedim. Ama doğru bir futbol aklı ne Ziyeki ne Zayi'ne tetiği hiçbir kulübe almaz. Ne böyle olacağını nereden biliyorum kardeşim. Üç maç oynayıp yatacağını ben o kadar müneccim değilim ki ama bir sportif direktör olsa sağlık raporuna bakar, A'sına bakar, B'sine bakar, C'sine bakar görür. Genç dinamik hoca 2 yıl ister. Çağrı Aykut kocaman. 2 değil 12 de vereceksiniz. Beşiktaş ayağı 2 senede kalkabiliyorsa 2 senede kalkacak. İnsanlar da sabredecek. Ama harikalar diyarında konuşmayacaksınız. Biz böyleyiz uçarız kaçarız yapmayacaksınız. Beşiktaş'a gerçek reçeteyi söyleyeceksiniz. Arkadaşlar Beşiktaş'ın kadrosu çöplük. Çöplüğü biz anca 2 senede kuruturuz diyeceksiniz. Yeni getireceğim hocanın da 2 sene... Kredi istiyorum Beşiktaş taraftanları için. Beşiktaş o taraftar o krediyi verir. Sen her getirdiğin hocaya Ahmet Nur çevirsinden Hasan Aratın'a uçuyoruz, kaçıyoruz. En iyisi bu. Bu işte Beşiktaş'ı uçurur dediğin için taraftar da beklentiyi yükseltiyor. Taraftar da sen ya biz çöplüğü kurutacağız. Bu adam da izin verin de şurada 2-3 tane adam bulsun çıkarsın. Dersen taraftar da ona göre maç izler. Ona göre keyif alır ya da almaz. Bukra Zangal. Alsan hocam çıkmaz. Yanında GSL olarak yanındayız demiş. Teşekkür ederiz. Emir Cangör. Cenk Tosun Eyüp Spor'a gitme zamanı geldi. Eyüp Spor'un forveti Ahmet Kutucu mu? 10 tane Cenk evet. Tosun eder. 10 tane. Cenk Tosun. Cenk Tosun'dan 10 tane çıkarır. Ne Cenk Tosun arkadaşlar? Önüne giden topa gidemiyor. Sivenson bugün ceza sahasının içine paralel top atıyor. Ona koşmuyor. Ya. 2 metre offside'de önümü at, önümü at diye 18 yaşındaki çocuğu azarlıyor. Emrecan Can Terzi soldan çapraz içeri giriyor. Bir koşu atıyor. Evlere şenlik. Ve hala önüne bekliyor topu. 2 metre önünde herkesin. Topu yine de Emre Can terzi atıyor. Hakem offside mı değil mi diye kaldıramıyor. Berbat bir hakem olduğu için o pozisyon bitince kaldırın diyor. Oysa ki o pozisyon bitince kaldıracak pozisyon değil. 2 metre önde Cenk Tosun. Sıfıra iniyor beyefendi. Topu geri amartıya çıkaracağız asasının dışına. Ya bitmiş herif. Alı sağda 20'lik topçuların yanında bir tane şey işte 20'lerinde bir halı saha grubu arkadaş grubu düşünün. Fabrikada bir tane 45 yaşındaki Tahsin abi var. Tahsin abi diyor ki biz Sivas altyapısındaydık da ayağımızı kırdık aman ay vay falan diyor. Bir gün de Tahsin abiye diyorlar ki ya Tahsin abi ya adamımız eksik sen bizle oynar mısın Sivas altyapısında oynamışsın zamanında diyor. Oynarız ama diyor. Geliyor Tahsin abi sahaya. Maçın ağzına ediyor. Pasları vermiyor. Her topu kaptırıyor. Topa basıp düşüyor. Milleti azarlıyor. İşte o Beşiktaş. Cenk Dayan Cenk Tosun. Tek fark Tahsin abi bir daha alsaya çağırmıyorlar. Bir Beşiktaş her hafta Cenk Tosun 11 oynatıyor. Olmadı da bariz yani. Olmayacak şu saatten sonra. Ne ısrar ediyoruz? Ya geçen gün Acun Ilıcalı'nın bir halı saha maçını izledim. Hı hı. Acun Uluçalıların takımda yok yok. Yani bir sürü profesyonel futbolcu var. Yani tek tek isim var. Hatta şu an teknik direktörlük yapan adamlar da var. Acun Uluçalı da var. Rakip no name. Yani no name dediğim yani onların tanıdığı ama bizim tanımadığımız insanlar. Bir top oynadı rakip. Dudağım uçukladı ya. Bak Cenk Tosun o takımda oynayamaz biliyor musun? O kadar. Yemin ederim. Vay be. bir tane mesela böyle iri yapılı falan bir oğlan var. 90-95 kilo. Ulan bir goller atıyor. Bir çalımlar atıyor. Bir paslar veriyor. Bir dönüş. Bunu aldı Acun Alıcalıların takımını. Yani o Cenk Tosun'u al o takıma koy. Oynayamaz mı seni? Abi sen bir kenarda dursana derler ya. Yani şu an İyi işleyen bir halı saha takımını da bozar Cenk Tuz. Ee, abi Galatasaray 13. oldu. Bir yaz döneminde takımı değiştirip Okan'ı alıp şampiyon oldu. Öyle bir şey yapmamız lazım. Yapamazsın. İmkansızmış. Var mı? Senin hamurunda. Senin hamurunda böyle bir şey yok. Yaşamadığım bir şey için kendini örnek gösteremezsin. O Galatasaray'ın ve Okan hikayesi. Sen yeni bir hikaye yazacaksın. Sıfırdan desteleri karacaksın. Tekrardan başlayacaksın. Tekrardan sıfırdan tekrardan başlayacaksın. Acı bir reçete yazacaksın. Acı reçete nedir? Bu yüklü kontratlı davuklardan gerekiyorsa sözleşme fesihle kurtulmak gayesidir. Acı bir reçete. Bu, bu reçeteyi yapacaksın. Mecbursun. Evet. Evet, evet. Şu şey maçına geçelim. Yarın Galatasaray'ın da evet. maçı var. Fener'in de. Yarın hem Galatasaray'ın maçından sonra hem Fener'in maçından sonra yayındayız. Hepinizi bekliyoruz. 16.000 kişiyiz. Kanala abone değilsek de bir abonelik alalım. 164.000'i bugün bulalım şimdi. Maçın hikayeleri nerede oluyor? Bulayım hemen linkini dur, atayım Dur, sana ben mi? bulurum galiba. Maçın hikayesi. Neredesin maçın sana, hikayesi? Sana, sana attım ama. Buldum buldum. Trav edemem. Trabzon Fenerbahçe. Tamam. Ben Fener alır diyorum abi. Yani evet çok zor maç. Hatta League Prediction'da da Fener alır demedim. Abi Lig Prediction's'ın dışına çıkıyorsun diyebilirsiniz. Ee, ama Fener alır diyorum. Bana da tek farklı Fener galibiyeti Fener galibiyet alır niye ediyor? diyorum biliyor musun? Bir tane pankart gördüm. Fener'in alacağını Aa. o saniye anladım. Trabzonspor'lar bir tane pankart hazırlamış. Biz, biz Trabzonspor'uz. şampiyonun kim olacağını belirleriz gibi bir pankart. Laz Ziya var pankartta. Ha evet. Bu Tembir tarz büyük ediyoruz. maçlarda böyle saçmalıklar her zaman kaybettirir maç. Eğer yani biz şampiyonluğu el değiştireceğiz kafasıyla bir organizasyonla çıktığın adam her zaman mutsuz olur. Şu an söylediğim şeyin bir rasyonel bir değer olmadığını farkındayım ama pankartı gördüğüm andan itibaren Fener bu maçı kazanacak diyorum. Trabzonspor gol atacak atılıyorum. diyorum bu arada. Yani gerçi hücumda onu aç yok. Ama vis misca var. Bir tane atar bence. Ben ona çok yani bilmiyorum pandemide bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sana, vardı. Benim kasam, sana kazandı. maçın hikayemi söyleyeyim mi? Ben 1-3 diyorum. Hı hı. İlk yarı kaç olur? İlk yarı Fener bir tane gibi. 1-0 girse ikinci yarı erken 2-0 yapıp 3-0 yapıp sonra maç 3-1 bitse ilk yarıyı Fener kazanır diyorum. Hangi futbolcu ilk golü atar? Hmm. Yes gibi geldi. Ceko ya. Nedense Ceko. Bana çok Şimanski geldi ya bilmiyorum ama. Aa, uzun zamandır da golü yok lan. Çok... Hadi gel Şimanski'ye bu yatırımı yapalım. Korner çok olur bence. Hı hı. Maç gerilir bence. 2-0'dan sonra eğer. Yani. yani ya her şey onu gösteriyor ya. Ben Bilmiyorum ama. etliye sütlüye girmeyecek diyor. Okey tamam. Gerçi yok ya bir tane penaltı olur. Kırmızı olmayacak da penaltı olacak bence. Hadi bakalım. Maç sonu kaç dakika uzatma gösterilir? Valla benim kafamdaki senaryoda Fener rahat kazanıyor. O yüzden çok bu uzatma olur mu? 4-5 olur yine. Evet o. Aynen öyle. 3-1 Fener alır diyorum. Tahminlerimi kaydet. Şimdik. 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 Yarına ne diyoruz şimdi? Ben yarına 3 maçlı bir yaptım. Ne olmadı lan? Türkiye liginden sadece derbi koydum. Sana da atmıştım özelden. Ekran görüntüsü olarak. Ee, sen o ekran görüntüsünü değil de tekrar yapalım. Oğlum niye yapamıyorum? Tamam seni. şu an canlılar açık abi galiba o yüzden canlıları ben açmadım ki niye açılıyor? Okey tamam. Bugün de abi şu an bugün oldu. Ha bugün oldu doğru. Evet. Bugün süperlik filtrele. Ne diyorsun Trabzon e, Fener'e? E, ben MS2 diyorum. Tek farklı kazanacak diyorum ama MS2 daha mantıklı. Handikap tamam. 0 gerek yok. Diğer maçım Sanjiloys Antwerp maçı. Sen Ciluas... Sen Ciluas ne yapıyor? Aynen. Lige mi asılır diyoruz Karşılık... sen Ciluas'a? Karşılıklı gol var diyoruz o maça. Çok Güzel. uzatmıyoruz o işe. Villarreal Valencia'ya da MS1 diyoruz. Nerede lan o? İspanya'da abi. İspanya Villarreal Valencia. 1 diyoruz. 1 diyoruz. Niye? Aynen. Ben Villarreal'i önde görüyorum bu karşılaşmada. Tamam bu senin kupon mu? Bu benim kuponum. Bu benim tavsiyem. Tamam ben bir tane bir şey ekleyeceğim buna. Tamam buyur kafana göre. Bir buçuk üst ve Galatasaray ekleyeceğim. 5.84. 5.84'e girelim abi. Ben Galatasaray'da kazanacak diyorum. Evet makul duruyor ama ben yine de risk almak istemedim. 3 yani maçta bırakırım ben genelde. Buna yapıştırıyorum. Makul. Buna yapıştırıyorum. Bunu da kupondaşta paylaşıyorum. Birazdan da tweetini atıyorum. Kupondaşı tüm takipçilerle paylaştık. Birazdan Süper. kuponun linki şey chatte de olur. Ee, Beşiktaş sofalar ama. yapmayacağım. Bunu bir söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın artık sofalarına ne diyeyim ki abi ya. Yani ters bir şey söylememiz lazım artık söyleyeceksek. Yani harbi sert konuşmak lazım. Diyecek bir şey yok artık. <laughs> Senin kuponda aşı chat'te paylaştım. Benim kuponlar chat'e geldi mi? Geldi geldi. Tamam. Eee şimdi Böyle bir durum var Nasıl bir durum var? Gideceğiz de Giderek bir şey desek mi diye düşünüyorum Diyecek bir şey kaldı mı diye düşünüyorum da Yoksa bir sofa bugün... atalım istersen ya. Sofa atalım. Kısa bir var. sofa. Yani. Güzel like şeyler. Demişti, like işi. like işte. like, Like gelir ya like gelir. Bizim like'sımız bırakılmazlar da. Like işi gelir de. Kaç like şu an? 4.1'di. Ben en son gördüm. 5 olur o. 5 olur. 5 olur. Mert Günok 6.3. Ben 6 girse 8 falan verirdim Merdo'ya ya. Evet. 6.3 normal mi? Yani 6.5 diyelim biz yine. 6.5 alır evet. Svensson 6.9. Svensson valla bir tane asistlik saldı. Cenk koşamadı ona. Nefes yetmedi. Dalak şişti. Ee, onun dışında berbat mıydı? Ha, göze batmadı. Göze batmadı ya. Ama 6.9. Sarı, sarı yak, yakar. Ona da sarı yakarım. Yeşil yakmam. Hı hı. Aynen. Joe Worrell 7.1. 6. Yani nasıl 7.1 <laughs> bilmiyorum ama 6. 7.1'i nasıl aldığını biliyorum. Hava toplarını Buksa'ya karşı üstündü. Yani onu büyük ihtimalle sofa hesaplarken kazanılan ikili mücadele kazanılan hava topu olarak bunu yüksek tutmuşlar da. Deve gibi boy var. O herkes yapar onu. Omar Koli 6.5 doğru. Omar Koli doğru, bu arada penaltı pozisyonunda hafif onun ele de geliyor gibi top. Yani orada da Beşiktaş'ı yakıyordu yani. Beşiktaş gerçi penaltıyı atamıyormuş da. Omar <laughs> Koli'nin de eli kolu çok açık penaltıda. Ben beğenmiyorum bir de Omar Koli'yi çok savruk topçu ya. Kırmızı falan. Serkan Emegen Terzi bir... 7.2. Mütabakım. Gayet verimli oynadı. Bir yerde Antalya Spor'la sarı kartlık girdi. Sonra hatta adam yerde yatarken de bir gitti tepesine orozlandı. Bu tarz şeyler yapmaması lazım. Daha genç topçu. O pozisyon sarı kartlık pozisyon. Yani hem o kadar ayağı açık girmeyecek hem de öyle çok fazla orozlanmayacak. Daha genç çocuk. Bu tarz şeylere dikkat etmesi lazım ama onun dışında olumluydu. Hı hı. Yedi buçuk diyorum ben ya. Geç son altı. Yani sarı kart gördü. Be hücumda berbattı. Duran topları buna veriyorlar. O gibi kesiyor topu. Beş buçuk. Berbat bir adam. Altı. Amarteyi de altı. Amarteyi de hiç beğenmiyorum. Evlerden uzak. Yani. Tiksindirdiniz be beyler. Başından sonuna tiksindirdiniz insanı Beşiktaş'tan ya. Beş buçuk. nokta 8.6 almış. Asist var. Asist var evet. Ee, bugün. Asist dışında da çok hareketliydi. Önde forvet oynasa gol olurdu bir şeyler. 8 veririm ya. ben de. 8'den fazla almaz. yenilmez şakımın oyuncusu. Bir Mucci, de penaltı işi de var. Muçi 7-4. Muçi de çok yetenekli bir çocuk ama e, yönetim başka kelle vermek istemiyormuş. O yüzden yaza kadar Muçi'nin de yetenekleri gerileyecek maalesef. Yönetim kelle vermek istemediği için. Hı hı, ee, yedi 7. Yedi, 7.5 yedi alır benden de iyi oynadı. Semih 7.1 bir ee, semiye 10 veriyorum. Cenk'e atmadığı her pas için. Alnından <laughs> öpüyorum. Aynen böyle devam et kardeşim. Pas atılacak adama atılır. Pas atıyorsunuz ne oluyor? altı pasa paralel top atılıyor. Topa uzanamıyor bile beyefendi. Bir de sana el kol yapıyor. 10 Semih'im. 10. Penaltıyı niye atmadı anlamadım. 10. Bir onda benden. Mantıklı geldi. Cenk'e 4-5 kere pas atmadı. Her birine 2'den verdim puan. 10 Süper, veriyorum toplu. Çok güzel kıstas. Cenk Dosun'u 6.8.8 veriyorum. <laughs> yani fazla veremem. Yani bu benim benim matematiğimde 0.8 alır. Bir diyecektim ben de. Çok el kol yapıyorsun gencecik çocuk. Muçi'ye de bu elleri kolları yaptın. Muçi şut atmaya çekiniyor. Çok el kol yapıyorsun. Hoca yok ki kenarda o elleri kolları sana bir sorsun, bir anlattırsın sana. Kahve bardağı gibi gezdirsin seni. Yok ki kenarda bir hoca. Şu an baş papaz diyebiliriz ya. Evet, Kalu Safuri inanılmaz beğendim maçın adamı Safuri. Kalujinski'yi çok evet. acayip beğendim. Saric normalde çok iyi topçu. Bugün iyi gününde değildi neyse ki Beşiktaş için tarihi fark olurdu. Buxa bu Lig için çok iyi adamlar. Sonu öyle. Van der öyle. Van der de bugün kötü günüydü mesela. Ve sana Hı -hı. şunu söyleyeyim, Anadolu'da kurulmuş en İyi takımlardan biri Antalyaspor. Şu ön taraf. Tabii canım. Bu sene için yani, kesinlikle. Van de Strek, Saric, Safuri, Lerson, Buksa, Kalujinski. İnanılmaz bir... Yedili. Beşiktaş'tan iyi. Yedili değil. Altılı. Beşiktaş'tan bu, bu tarafı... Bak bu tarafı gerçek söylüyorum Beşiktaş'tan daha iyi. Yani savunması kötü ama şu hücum attığıyla... Hı. 10 maçta 11 maçta 2 galibiyet... Çok büyük çaba. O da çok büyük çaba isteyenmiş. Şu ön tarafla. Ama niye? 11'i ilk yarıları iyi bitiriliyor. Ondan sonra bir hamleler başlıyor. Hamlelerde batırıyorsun. E bu arada işte Erdal rakiptir. An Anadolu takımı topçusu Ufuk Akyol. Bitici. Bitici birçok Anadolu takımında 11 oynar. Yani yedekler de kötü değil. Deni Milosevic'ler bilmem neler. Hani yedekler de kötü değil. Ama şunu söyleyeyim. Sergen Hoca'nın antrenörlüğü çok ciddi erozyona uğramış. Bunu Beşiktaşlı olarak üzülerek söylüyorum. Yani şu takım çok daha fazlasını yapabilmeli. Yani Antalyaspor'un geçmiş maçları işte Beşiktaş'ı ve Antep'i yeniyor. Beşiktaş ve Antep dışı son galibiyet Ocak'ta. Yani şu fixtürde iki galibiyeti var. Ve biri de bize maalesef. Maalesef evet. Oh. Bu arada o yes meselesi enteresan bir mesele. Ha bu İsrail İsrailli topçu meselesi çok enteresan bir mesele. %100. Yani o o oğlan ayrılmak istedi diye onu yaptığına dair de bir iddia var. Antalyaspor'un Spor'un bunu bir araştırması lazım. Yani, Garip bir ayrılık evet ayrılma bile isteye ayrılmak istediği için bile isteği yaptığına dair de ben kulağıma bir şey geldi. Yani orada Antalya Spor'un hukuki anlamda zarar görmüş olma ihtimali var. Umarım şey yapar zararını. Evet. <laughs> Bugünü kapatıyorum. Bugün neşeli bir şey de yapacak halim yok. Zaten iki saate yaklaşmışız. Evet. Bugün böyle olsun. İlerledik. Yarın hem Galatasaray maçından sonra buradayız. Hem Fenerbahçe Maçı maçından sonra buradayız. Ee, Pazartesi FM ile buradayız. Pazartesi günü milli ara yayın takvimini açıklayacağız. Keyif alacağınız bir yayın takvimi olacağından eminim. Kanala bir abone olun. Milli ara boyunca her akşam yayındayız. Hiç fire vermeden. Çok da güzel bir yayın takvimi hazırladık size. Yarın akşam maçlardan sonra buradayız. İnşallah az kavga dövüş olur. Güzel güzel yayınımızı yapar gideriz. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim umudum sana da. Demek abi her zaman. İyi geceler diliyorum. Herkese iyi geceler.